Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün kıra zeytin dikimi yapacağız. Dikeceğimiz yerde su olmadığı için zeytinlerimizi 3 yaşında aldık. Normalde 1-2 yaşındaki zeytinler daha hızlı uyum sağlar ama bizim o dikeceğimiz yerde su olmadığı için biz zeytinlerimizi büyük zeytinlerden aldık. İsterseniz şimdi aldığımız yere bir zeytinleri incelemeye geçelim. Evet arkadaşlar, şu anda zeytin almaya geldik. Şöyle 10 liralık olan zeytinler varmış, ince olan. Şöyle ilerlediğimiz zaman şurada 15 liralık olanlar var. Şöyle biraz da ilerledikçe fiyat artıyor arkadaşlar. Biz kalınlarını almayı düşünüyoruz. Bizim aldıklarımız ortalama 3 yaşında. İsterseniz şimdi dikime geçelim. Arkadaşlar, dikim yapmadan önce şöyle bir tane kazık diktik. Karşı tarafa da bir tane daha kazık diktik. Buradan dikeceğimiz yerin düzenli olması için şöyle bir ip çektik. Bu ip de 4'er metre arayla zeytinlerimizi dikeceğiz. Şimdi dikeceğimiz yerleri kazmaya geçelim. Arkadaşlar, şimdi 4 metre saydım. Buraya. Şimdi biraz genişletmek için kürekle devam edeceğim. Evet arkadaşlar, çukurumuzu kazdık şu anda. Su az olan yerlerde altına taş atmak ağacın nemli kalmasını sağlar. Bu sebeple de ağaç fazla su istemez. Daha sonrasında tüpümüzü çıkartmak için şu şekilde bıçak yardımıyla kesiyoruz. Ağacın köklerine zarar vermemeye dikkat ediyoruz çıkartırken. İçine koyduk. Kenardan toprağı almamızın sebebi güneşlenmiş toprağı alta atmak. Toprağın iyi oturması için üzerine basıyoruz. Biraz da etrafı çemberlenmiş oluyor bu sebeple. Tamamdır. Ağacımız şu anda hazır hale gelmiştir. Etrafına havuzluyoruz. Bu şekilde etrafına havuzladıktan sonra bu şekilde diktik arkadaşlar ağacımızı. Bu da tamamlanmış diğer ağacımız arkadaşlar. Böyle devam ediyor. Her sıraya 5 tane olmak üzere. Toplamda 15 tane ağaç diktik bugün. Şöyle. İnşallah bu ağaçlarımız tuttuğu zaman size büyümelerinde zaman zaman videolarını atarım. Arkadaşlar, ağaçlarımız şu şekilde geldi diye. Bunların yanına destek dikmeyi düşünüyoruz. Şöyle yatık duruyor şu anda. Desteğe diktiğimiz zaman bunların dik büyümesini sağlayacağız. Gidelim biraz da. Şöyle havuzlama işlemi yapılmış. Arkadaşlar, kusura bakmayın, bazen sesli bozulmalar olabiliyor. Onlar için kusura bakmayın. Doğal bir şey yani. Önüne geçemem. Ağacımız 3 yaşında. Gövdesi şöyle kalınlıkta şöyle gidiyor. Umarız 1-2 sene sonra bunların meyvesini toplarken tekrardan çekeriz. Evet arkadaşlar, can suyumuzu vermek için bidonlarımızı dolduruyoruz. Şu şekilde birkaç tane bidon doldurdum. Böyle varillere, bidonlara dolduruyoruz. Haydi suyu dökmeye geçelim. Evet arkadaşlar, bidonumuzu getirdik. Şu anda ağacın yanına koydum. Bidonumuzun şu şekilde kapağını sökeceğim. Bidonu çok kaldırmamak şartıyla şöyle yanına tutuyorum. Yavaş yavaş dökecek. Çok gölleştirmemek şartıyla suyu emdire emdire sökeceğim. Su altına işlemesi için.
Ve birazcık bekleyeceğim. Suyu emsin toprak. Daha sonrasında devam edeceğiz böyle. Böyle böyle tüm ağaçlara dökeceğiz işte. Haftaki videomuz bu kadardı.